merhabalar. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum da hoş geldi. Çünkü Ankara'dan geldi. Deniz Zeyrek. Çok uzun zamandır programda ağırlamayı istediğim bir isim Deniz Zeyrek. Çok uzun zamandır da gerçekten görüşmüyorduk. Evet, evet. Bir kere her ikimiz de CNN Türk'teyken, daha doğrusu ben CNN Türk'teyken, Hürriyet Ankara temsilcisi olarak, ama CNN Türk'te program yaparken zaman zaman görüşüyorduk. Neler oldu, neler geçti o zamandan bu zamana? Evet. Demirörenleri aldıktan sonra kapıya ilk konulardan biri, ha? Öyle oldu. Fena da olmadı. Yani sonuçta memnunum. İyi mi oldu? Evet. Şimdi evet. Sözcü'de. Evet, Sözcü'de çalışıyorum. Aynı zamanda Köşe. Fox TV'de, bir de Habertürk'te programlara katılıyorum. İkisinin dışında işte sadece Halk TV. Özgürleşmiş hissediyor musun? Çok. Sahi mi? Yani Hürriyet'ten ayrılmak gerçekten böyle prangalardan kurtulmak gibi bir şey oldu. Her açıdan. Her açıdan, yani maddi açıdan da öyle oldu. Yani dedikodu gibi olmasın. Gerçekten hani bizim olan şeyiyle bayağı ucuza gitmişiz. Yani ben 22 sene çalıştım Doğan. Kaynaktan uzak olmak belki. Çünkü ben şunu biliyorum. Kendimi harcıyorum çünkü gerçekten ben hani tamamen sistem dışı olduğum için böyle bir şey söz konusu değil, ama mesela İstanbul'da Aydın Doğan'a yakın olup haftada bir onunla görüşenler, bağlılık bildirenler acayip güzel maaşlar aldılar. Müthiş imkanlar sağladılar. Ya biz sahadan geldiğimiz için, yani muhabirlikten işte istihbarat şefliğine, istihbarat şefliğinden haber müdürlüğüne, haber müdürlüğünden temsilciliğe derken hepsinde böyle bizim olan, tamam içeriden biri, hani böyle %20 %20, sonra yani bizden sonraki arkadaşlara bayağı böyle şey kredi kartı falan verilmiş, yani 20 bin lira daha falan. Neler. Geçen yaz tamamen bir tesadüf, bir arkadaşlarımla buluşmak için bir kafeye, bir yere gittim. Meğer Aydın Doğan'ınmış, Aydın Doğan da oradaymış o gün. Tamamen tesadüf, hiç bilmiyorum. Bodrum'da. Görünce merhabalaştı. Ah dedi, gidenlerden dedi, biliyor musun dedi. En çok dedi seni gördüğüme sevindim dedi. Aydın Bey, tabii beni görünce sevinirsiniz. Çünkü dedim sizden bir şey istemeyen bir tek ben vardım ortalarda dedim. Hani o 10 binler, 20 binler biz de bizim hayal sınırlarımız üstelik de. Onların ben çok ötesinde. Ayrıldığım gün tazminatım dışında 1 liram yoktu yani. O kadar. Evet. Yani tazminatımı alamasam, yeni iş bulamazsam açlığa mahkum edilecektim. Zira şimdi bu son dönemde işten çıkarılan 40'a yakın arkadaşımız da aynı durumda yani. Onların durumunu konuşalım. Çünkü gerçekten çok hazin bir durum o. Düşünün, yıllarca 20 yıl hatta daha fazla bir gazeteye, bir televizyona emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ve gazeteciliğin gecesi gündüzü olmadığı için bu emek hakikaten gelişigüzel bir emek de değil. Ve sonunda size tazminatınızı vermiyorlar. Bunu konuşalım. Medyanın şimdiki halini konuşalım. O uçak kadrosu, uçak kadrosuna dahil olanlar, arada gelenler, gidenler, Ankara'da özellikle. Farkında değiller mi? Kendilerini mi kandırıyorlar, bizi mi kandırıyorlar? Bütün bunları ne olur konuşalım, medyanın hali. Ama ikinci bölümde konuşalım. Tamam. Biraz sıcak gelişmeler konuşarak başlayalım. Yani şöyle gündemin bir tozunu alalım. Her zaman dediğim gibi. Efendim, öncelikle Dünya Sağlık Örgütü, dün söylemiştim zaten, acil toplandı diye. Acil toplandı ve acil durum ilan etti. Bu şu demek. Dünyaya sorunun çok önemli olduğunu anlatmak demek. Yoksa acil durum olup da bir yaptırımı falan yok elbette bunun. Ama belli tavsiyeleri var Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsüne karşı. Bunların ciddiye alınması anlamına geliyor. Çünkü durum gerçekten ciddi ve acil. Bakın bir harita. Şimdi bu haritada sarı işaretler
Açık sarılar nispeten az sayıda vakanın görüldüğü yerler ama düşünün Kanada'da, ABD'de, Almanya, Fransa, İtalya'da ve Finlandiya'da hatta az sayıda da olsa vaka görüldü. Biraz daha koyu renkte olanlar Avustralya, Çin, Hindistan, işte kısmen Tayland, Vietnam, Tayvan, Filipinler vesaire, Sri Lanka, oralarda hatta Japonya, oralarda biraz daha ciddi durup elbette en ciddi de Çin'de. Bir başta Wuhan olmak üzere birkaç kent mühürlendi biliyorsunuz. Girişler, çıkışlar yasaklandı. Ağır ağır vakalar var. Ölü sayısı gerçek mi değil mi? 200 civarında. 218 diye açıkladılar, evet. Ama fazla olduğu söyleniyor. Tabii böyle durumlarda hele Çin gibi kapalı bir toplumsa, evet. İnsan aklına gelir elbette. Biz de bir yarım saat kadar önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki bilim kurulu toplandık, verileri inceledik. 68 kişiden veri alınmış, şüpheli görülen. Ama hiçbirinde koronavirüs tanısı yok. Dolayısıyla Türkiye'de korkulacak bir şey yok dedi. Ama tabii alarmda olmak lazım. Onu peşin peşin söyleyelim. Şimdi bir de medyanın da birazdan kulaklarını daha fazla belki çınlatacağız. Şimdi mesela Sabah gazetesinde olduğu gibi şöyle haberler yapmamak lazım. Virüsten etkili korunma yolları. Yeşil biber, kivi, et, tavuk suyuyla bağışıklığınızı güçlendirin. Salatalara kuru soğan doğrayın. Şimdi şaka bile değil. Şaka bile değil yani... Şaka niyetine yaptıysanız ayıp, ciddi yaptıysanız daha büyük ayıp. Böyle bir şey yok. Etkili korunma yöntemleri elbette var. Bunları... Yani bu virüs bulaştıktan sonra soğan falan pek fayda etmiyor. En ciddi ilaçlar bile etkisiz kalıyor şu anda o virüse karşı. Çünkü bu virüs yeni bir virüs. Evet. Mutasyona uğramış, evrim geçirmiş yeni bir virüs. Bunun henüz ilacı yok. Fakat bilim insanları... bütün dünyada, başta Çin olmak üzere, zamana karşı yarışıyorlar. Yeni bir ilaç bulabilmek, geliştirebilmek için. Çünkü grip ve türevlerinde, o virüslerle mücadelede her yıl kendini geliştirdiği için virüsler, insanlar da onlara göre aşı geliştirmeye çalışıyor. Bu arada bizi evet şimdilik ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor demeyelim, etkilemedi. Daha doğru ifade o. Ama mesela Roma'ya işte bir 20-30 kilometre mesafede bir liman vardır. Oraya yanaşan bir turist gemisinde panik var şu anda. Karantinaya alınmış durumda. Evet, bir Çinli çift galiba değil mi? Onlar, evet. Ama koronavirüs olup olmadığı belli değilmiş galiba. Bazen şöyle şey de oluyor. Ankara'da da bir dedikodu yayıldı mesela. Yani daha önceki bildiğimiz o ağır gripler var ya, hani domuz gribi vesaire falan. Onlar olduğunda da aynı belirtiler oluyor. Dolayısıyla öyle bir vaka görüldüğünde hemen işte buraya da geldi falan diye bir dedikodu yayılıyor. Bir de bu WhatsApp grupları vesaire çok olumsuz da kullanılıyor. Birisi ses kaydı yapıyor. Evet. İşte şurada görülmüş vesaire falan, %100 doğruymuş gibi yayıyorlar. Biraz paniğe neden oluyorlar. Ama yani Sayın Koca gazetecilerle sohbetinde, hani bu basın toplantısının ötesinde durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ifade etmişti birkaç gün önce. Yani bu virüs meselesi ciddi bir mesele. Yani mümkün oldukça Türkiye'nin dışında tutmak lazım. Türkiye'ye girdiği andan itibaren hazırlıksız çünkü. Yani kimse hazırlıklı değil. İşte az önce söyledim. Yani gözünü seveyim. Yeşil biber, kivi yiyerek korunamazsınız. Salataya kurusu. Genel olarak bunlar hani şeyi güçlendirir. Ama canım, vücudun immün sistemini güçlendirir. Bir şey söyleyeceğim. O bile şehir efsanesi. Çünkü bağışıklık sisteminin güçlenmesi, işte birdenbire 3 kivi yiyince olmaz. Onun bir şeysi vardır. Süresi vardır. Bir yolu vardır. Şaka gibi, dediğim gibi. Şakaysa da değilse de. Şimdi bu gemide 30 kadar Türk yolcu varmış. Bu turla giden. Fakat dediğim gibi bir Çinli çift, karı koca, onlarda ateş falan görüldüğü için alarma geçmişler haklı olarak. Ve onlara enternetmişler. İnsanlar da böyle geminin içinde işte bekliyorlar.
bir koronavirüsü olup olmadığının anlaşılması için bir araştırma, inceleme gerekiyor, analiz gerekiyor. Onun sonunda eğer olmadığı anlaşılırsa serbest kalacaklar. Eğer öyle bir şey çıkarsa minimum 14 günlük bir kuluçka süresiyle bir karantina, evet. Gemide karantina. İnsana romantik geliyor da yani hiç romantik bir tarafı yok işin. Gerçekten çok tam stresli tersi, bir şeydir karantina. Bilim kurgu, karanlık bilim kurgu evet. filmleri gibi. Bakın bir minnacık bir görüntü gelecek şimdi. Wuhan'dan galiba emin değilim ama Çin'den bir hastaneden minicik bir bebek karantinada ve babayla camın arkasından anlamıyor da niye o orada ben buradayım. Müthiş bir görüntü. Kısacık buyurun. Şimdi bizde çok şükür koronavirüsüyle bunlar yaşanmıyor ama başka başlıklarda en az bu kadar hazin manzaralar var. Nedir onlar? Mesela deprem, deprem gerçeği. Birazdan konuşacağız. Kızılay merkezli skandalları konuşacağız. Skandallar müthiş. Deprem, işte skandallar, kriz, ekonomik kriz. Çok çarpıcı bir isimden çok çarpıcı bir açıklama var. Onu paylaşacağız. Ve göç dalgası. Şimdi James Jeffrey, Amerika'nın Beyaz Saray Suriye özel temsilcisi dedi ki hani bu da bir kara film sahnesi gibi insanın gözüne canlanıyor. 700 bin kişi geliyor dedi sınırınıza. 700 bin kişi İdlib'den. Şimdi buradan bir başlayalım mı? Evet. Hem ekonomik açıdan hem toplumsal açıdan her açıdan bu Suriye Savaşı ve onun doğal sonucu göç dalgası çok fena etkiledi Türkiye'yi. Ankara'nın Suriye konusundaki yol haritası en son Putin neresi seçti Erdoğan? Astana'yı saymıyoruz dedi. Putin İdlib için verilen sözleri tutmuyor Türkiye dedi. Ankara'nın yol haritası bu konuda belli mi? Yok maalesef. Yani ben 25 yıl önce gazeteciliğe 26 yıl oldu. Diplomasi muhabiri olarak başladım. Hı hı. Uzun yıllar Türkiye'nin dış politikasını takip ettim. Birçok çatışmayı izledim. Suriye meselesi tamamen başka ana karakterlerin çizdiği bir rotada ilerleyerek gerçekleşti Türkiye'nin. Yani hiçbir şeyi bu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı kısmen, çünkü Barış Pınarı'na müdahale edildi ve yarıda bırakıldı. Bunlar tamamen Rusya'nın, Amerika'nın oyun planı dahilinde gerçekleşti. Yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını dışarıda tutarsak her şey bizim dışımızda gelişti. Mesela ben bir sene önce Rusya ve Esad İdlib'e girecek, orayı temizleyecekler diye söylediğimde televizyonda, sosyal medyada linç edilmiştim. Yani anlaşma falan olsa bile hani Astana'da, Soçi'de, şurada burada, nihai hedef Esad orayı kontrol altına alacak, kendi topraklarını. Evet. Yani İdlib'de gerçekten bir... bütün yani IŞİD menşeli bütün terör örgütleri İdlib'de yuvalanmıştı ve bir şekilde sivilleri de kalkan yapıyorlardı. Bunların yani ben Rusya'nın bu konuda ne kadar insanlık dışı şeyler yaptığını biliyoruz yani. Çok da öyle sivillerin gözünün yaşına bakmayacağını tahmin ediyordum. Zira öyle de oldu. Yani topladılar İdlib'e. Yani güneyden başladılar, Hama, Humus, Halep vesaire. İdlib'de toplandı. Şimdi mesela orada Türkiye'nin 12 tane istasyonu var. Mehmetçik oradan i̇şte nöbet tutuyor. Evet. Şu anda bu 8, 9, 10, 11 bunların hepsi şu anda Suriye'nin kontrol ettiği bölgelerde. Ve ama Erdoğan diyor ki o gözlem noktalarından asla çekilmeyiz. Gerekirse çekilmeyeceğiz çatışırız ama
Rus askerleri bizim oradaki istasyonların çevresinde güvenlik tedbiri almışlar. Yani güvenlik tedbirinden kuşatma mı anlamamız kuşatma lazım? Kuşatma değil de hayır. Yani hedef olmasın, işte dost ateşi olmasın vesaire gibi şeyler yüzünden. Ama buradaki zaten bulunma gerekçesi ateşkesi gözetlemekti. Ateşkesi falan kalmadı. İdlib'e vardılar. Yani Ruslarla İdlib girdiler Esad, evet. İdlib'e vardılar. Yani bizim buradaki bu işte 12, 11, 8, 9, 10 bunların tamamında şu anda çevresinde Ruslar var. Esad'ın ordusu var. Ve kötü olan taraf şu. Buradan baskı yapıldıkça siviller nereye gidecek? Şimdi mesela Jeffrey 700 bin diyor ama hükümet CHP'yi ve İyi Parti'yi bilgilendirmişti bu konuda. Hı hı. İyi Parti'ye 1 milyon demişler, CHP'ye 2 milyon demişler. Bir de farklı rakamlar. Evet. Yani Mevlüt Çavuşoğlu gittiğinde ben iki partide de görüşmelere katılanlarla konuştum. Hı. Birinde 1 milyon göç bekliyoruz, öbüründe 2 milyon göç bekliyoruz demişler. Yani böyle de bir şey var. Meral Hanım'la da sohbet ederken o da dikkat çekti. Yani bize söylenen rakamla CHP'ye söylenen rakam farklı diye. Böyle bir insanlık sorunuyla karşı karşıyayız. Şu yapılabilir. Türkiye artık yeni göçü kaldıracak durumda değil maalesef. Ama işte Zeytin Dalı bölgesi var, Fırat Kalkanı bölgesi var. Yine Barış Pınarı harekatında kontrol altına alınan bölge var. Oralara kaydırılabilir bunlar. Yani herhalde öyle yapılacaktır. Çünkü Türkiye'nin sınırın diğer tarafında göçmen kampı kurduğunu biliyorum. Yani Hatay sınırları, Hatay civarına yakın bölgelerde 200-300 bin kişiyi barındırabilecek kamplar oluşturuldu öncesinde. Böyle bir göç tahmin edildiği için. Büyük bir insanlık dramı. Gerçekten hani zaman zaman bizim de yolumuz düşüyor böyle. Hani gittiğimizde Hatay'a falan, Afrin'e vesaire gitme şansı oluyor. İnsanlar çok vahim durumda. Ve daha fenası var. Bütün o terör grupları şeye kaynamış vaziyette. Sivillerin arasına. Yani onları ayırt etmek de çok zor. Şimdi yani biz gazeteci olarak ayırt edemeyiz falan bir yana. Ama asıl iş sorumluluk bu konuda sahibi olan iktidar ayırt etmek bir yana aslında sanki teşvik ediyormuş gibi. Bakın kaçıncı kez söylüyorum. Başka bir yerde de kusura bakmasınlar göremiyorum, okuyamıyorum. Şimdi Heyet Tahrir Şam diye bir terör örgütü var orada, cihatçı, katillerden oluşan. Bizimkiler de terör örgütü olarak tanıdılar bakanlar. Bir zamanlar. Evet. El-Kaide yavrusu El-Nusra'yı biliyorsunuz, onun adının değişmiş hali aslında Heyet Tahrir Şam. Sonra ÖSO'culardan biri çıktı dedi ki, biz dedi İdlib'de, Heyet Tahrir Şam'la birlikte Esad'a karşı mücadele ediyoruz dedi. Ortak hareket ediyoruz dedi. Şimdi ÖSO doğrudan doğruya Türkiye'nin himayelerinde, Türkiye'nin kontrolünde bir, bana sorarsanız örgüt, onlar ordu diyorlar ama Türkiye'nin himayesindeki, kontrolündeki bir, hadi ordu diyelim adına, küsmesinler. Orduyla Heyet Tahrir Şam'ın birlikte Esad'a karşı mücadele etmesi zaten bize çok başka bir fotoğraf çekmiyor mu? Ya ben aslında biraz farklı düşünüyorum. Yani oradaki şey biraz düşmanımın düşmanı dostumdur sonucu. Yani ama kusura bakma, El-Kaide'nin dost olabilir mi Esad'a düşman diye? Ama El-Kaide'den söz ediyoruz. Esad açısından, yani Esad açısından bakıldığında sonuçta HTŞ de Esad'ı devirmek istiyor. Olabilir. ÖSO da Esad'ı devirmek istiyor. Olabilir yani, ama biri El-Kaide... Nasıl düşmanımın şimdi düşmanı şöyle, diye dostumuz olabilir? Buradaki o bölgedeki örgütler arasındaki geçişkenlik dünyanın hiçbir yerinde yok. Hı hı. Yani bir bakıyorsunuz işte HTŞ'nin bünyesine katılmışlar. Bir bakıyorsunuz oradan çıkmış El-Nusra'ya katılmışlar. Oradan çıkmış başka bir örgüte. Bu oradaki örgütler öyle şey örgütler değil. Yani böyle ilkeleri, ideolojileri vesaire olan örgütler değil. Zaten neye göre ayrıştıkları da çok belli değil. Güçlü, hani birileri o gruplardan birileri işte istihbarat örgütlerinden destek alıyor, güçleniyor. Güçlenince işte parası oluyor vesaire, silahı oluyor. Güçlü olana doğru bir eğilim başlıyor. Mesela IŞİD öyle büyümüştü. Yani Suriye El-Kaide'sinin
zayıflaması üzerine o kadar grup arasından IŞİD toparlanmıştı. Çünkü en çok desteği IŞİD alıyordu. Şimdi sonra El-Nusra almaya başladı. El-Nusra çökertilince HTŞ almaya başladı. Bu bölgede savaşıp da bu örgütlerden yolu geçmeyen kişi şey yok. Hani tırnak içinde diyorum savaşçı, yabancı savaşçı ya da o Suriyeli savaşçı. O dönemi çok iyi biliyorsun Deniz Zeyrek. Şimdi vaktiyle IŞİD içinde öfkeli gençler, yani Şii İran'ın ve onun yanındaki Esad'ın ezdiği, özgürlük tanımadığı Sünni gençlerin öfkesi diye IŞİD. Doğru, Ahmet Davutoğlu öyle bir benzetme Ahmet Davutoğlu tam da söylemişti. İktidarın da temel şeysi buydu. Şimdi mesela buradan hareketle gerçekten hani Esad'ın düşmanı IŞİD'le de dost olabiliriz mi? Olabilir miydik? Öyle bir kapı araladılar fakat öyle ciddi bir tepkiyle karşılaştılar ki arkasını getiremediler. Yok, şimdi aynı şey HTŞ için söz konusu olmaz mı? Şöyle bir kere bunların, yani bu terör örgütlerinin nerede durduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok acı bedellerle biliyoruz. Tabii. Yani Reyhanlı saldırısıyla biliyoruz. Ankara gar patlaması, gardaki o terör eylemiyle biliyoruz. Suruç'taki terör saldırısıyla biliyoruz. Yani çıkarlarınız bugün örtüşür ama yarın en ufak bir şey olduğunda, karşı karşıya geldiğinizde sizi de hedef olarak seçerler. Yani bunlar çünkü sonuçta devlet değiller, hukuk tanımazlar vesaire. Ben o nedenle devlet aklının en azından bu tür örgütlerle işbirliği yapacağını zannetmiyorum. İşte o zaman tekrar dönelim HTŞ'ye, nasıl oluyor o zaman? İşte bu ÖSO meselesi çok da göründüğü gibi böyle şey değil. Türkiye'de yine biraz önce söylediğim devlet aklı her zaman onlarla sıkıntı yaşıyor. Yani hatırlayın, Afrin'e TSK girdi, bir yağma görüntüsü ortaya çıktı. İşte ya bu ÖSO'cular yağma yapıyor vesaire denildiğinde hemen hükümet yanlıları bunu diyenlere saldırdı ama sonra ne oldu? Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Soruşturma soruşturma başlattık. Bu görüntüleri araştırıyoruz, gereği yapılacak diye. Yani sonuçta TSK da orada o görüntülerden rahatsız oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben özellikle de TSK'nın bu tür şeylere çok sıcak bakacağını zannetmiyorum. Eğer devlet terör örgütü olarak tanımlamışsa o seçeneği sunar. Git orada o zaman bulun. Hani ÖSO'da olup da oraya sempati duyup orayı işte güzelleme gibi bir yaklaşım sergilerler diye düşünüyorum. Ben Türkiye'nin sonuçta devlet mekanizması olarak HTŞ'yi terör örgütü olarak kabul ettiğini. Devlet mekanizması diye bir şey var mı? Var, var. Yani Erdoğan her şeye karar veriyor. Bakın Libya'da çok vahim bir tezkere hazırlandı. Ama ne oldu? Ama işte onu söyleyeceğim. Yani sonunda burada muhalefetin bizlerin anlatamadığını Putin iki lafla hizaya getirdi, döndü. Şimdi burada hani devlet haklı? Yani Erdoğan bir gün Libya'ya böyle yok, bakıyor. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Nedir? Siyasetçilere, yani iktidar kanadına bizim söylediklerimizi ya da muhalefetin söylediklerini bu işi bilen insanlar da söylüyorlar. Yani sorun şu, ben geçenlerde bir yazı yazdım. Kim onlar mesela? Sorun şu. Erdoğan'ın danışmanları mı? Kim onlar? Bilenler? Ya işte bir yakın çevre var, karar alıcılar var. Onlar şimdi, ben geçen bir yazı yazdım, Dışişleri Bakanlığı değil, PTT diye. Evet, okudum o yazıyı. Yani bu şu anlama geliyor ki o yazıdan sonra da birçok büyükelçiden mesaj aldım, telefon aldım. Kesinlikle doğru az bile demişsin diye şey yapanlar oldu. Eskiden Türkiye'nin dış politikasını Dışişleri Bakanlığı belirlerdi. Yani Türkiye'nin siyasetini, dış siyasetini bakanlık belirlerdi, diplomatlar belirlerdi. Şimdi siyasi ideolojiye göre bir dış politika belirleniyor. Yani tam da bunu söylüyorum, evet. İşte Libya'da biz hani Saraj'ı niye destekliyoruz? Mısır'da işte Mursi'yi rahmetli olduğu da bir darbe ile devrildi vesaire. Mursi'yi de o nedenle desteklemiştik.
ya da Müslüman kardeşler. Elbette davası. Yani bizim Ahmet Davutoğlu'nun dış politikanın dümenine geçtiği andan itibaren Türkiye'nin dış politikası, özellikle bölge coğrafyasına dair dış politikası ihvan üzerine dayandı. Ama 4-5 yıldır yok artık Davutoğlu. Ama devam ediyor. Kabararak devam ediyor. Yani aynı, bu doğrudan artık Erdoğan'ın sorumluluğunda. Tabii. Yani Davutoğlu tek başına yapabilir miydi bu kararları? Zaten. Yani herkes şunu unutuyor. Ben burada İstanbul'da 2011 yılı olmamıştı daha. Suriye'nin dostları toplantısı yapıldı. Hillary Clinton Dışişleri Bakanı'ydı. Ahmet Davutoğlu da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'ydı. Burada ortak bildiriye, yani Suriye'nin dostları toplantısının ortak bildirisine Suriye muhalefeti kendisini savunmak için silahlanabilir diye bir madde koydurmak için Türk tarafı bayağı bir uğraş vermişti. Şimdi diyorlar ya Suriye'de iç savaşı Amerikalılar başlattı vesaire. Yani o savaş başlasın diye Suriye'de muhalifler silahlansın diye İstanbul'da bizzat Suriye'nin dostları toplantısının zirve bildirisine böyle bir ifade konuldu. Kendilerini savunma, silahlanma hakları vardır diye. Şimdi 2011'den itibaren bu şey devam ediyor. Yani çatışma, iç savaş devam ediyor. O zaman karar verenler şimdi de karar veren konumunda. Davutoğlu çıktı denklemden ama aynı gruplar şey yapıyor. Yani ben Türkiye'nin genel barışı, hani yurtta barış, dünyada barış söyleminden çok uzaklaştığını ve bütün bu ödediğimiz bedellerin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu sonuçta başka ülkelerde vekalet savaşlarına gidiyorlar ya, işte adam 8000 kilometre öteden geliyor, burada savaşıyor, biz niye olmayalım? Yani Libya'da Fransa var, İtalya var, Hafter var, biz niye olmayalım? Biz BM'nin tanıdığı ülkeyi destekliyoruz, onlar işte darbeciyi destekliyorlar, biz daha haklıyız. Şimdi mesele BM'nin desteklediği, tanıdığı tarafsa, o zaman Suriye'de de Esad'ı tanıyor BM. Yani Suriye Tabii. Devleti'nde Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Esad. O zaman niye biz burada Esad'ı desteklemiyoruz? Kaldı ki artık Hafter değil aslında tek başına. Onun arkasında bayağı seçimle gelmiş bir temsilciler meclisi var, Tobruk hükümeti. Daha doğrusu Tobruk'ta, meclisi var. Tobruk meclisi var ama temsilciler meclisi ve ülke çapında bir seçimle gelmiş meclis var orada. O da zaten en son Berlin zirvesinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katıldığı o zirve sonrasında meşruiyet kazandı. Öncesinde de vardı aslında temsilciler meclisi olduğu için. Dolayısıyla bunların zaten hiçbir önemi yok. Ben şuna bakıyorum. Şimdi biz emperyalist bir ülke miyiz? Değiliz. Değiliz. Yani bizim dış politikamız yurtta barış, dünyada barış. Kendi sınırlarımızı koruma, bu sınırlar içinde müreffeh bir şekilde yaşamak gibi bir gayemiz var ülke olarak. Onun ötesinde başka yerlerde bir takım emperyal hedeflerimiz olabilir mi? Olamaz bence. Şimdi hayır, öyle bir gücümüz yok çünkü her şey. Olsa bile yani o velev ki var. Yani biz o zaman başka ülkeleri sömürmeyi, başka ülkeleri işgal etmeyi makul bir şey mi göreceğiz? Yani şimdi ben şunu söylüyorum. Şimdi bir, Türk Silahlı Kuvvetleri hangi durumlarda ülke sınırları dışına çıkıp savaştı? Yani biz ne zaman bunu yaptığında alkışladık ve arkasında destek durduk? Bir, ülkemizin güvenliğini sağladığında, değil mi? Yani soydaşlarımızın can güvenliğini sağladı. Kıbrıs Barış Harekatı, Azerbaycan'daki Karabağ Savaşı'na destek verilmesi, Kosova'ya destek verilmesi, Bosna'ya destek verilmesi. Kimse bunlara itiraz etti mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışarı gitmesine. Neden? Çünkü soydaşlarımız var. Bir nedeni var. Kuzey Irak'a girip terörle mücadele ettiğinde kimse itiraz etti mi? Ben ettim. Geçelim ama. Yok yani PKK ile mücadeleyi kastediyorum. Ha peki. Yani PKK'ya ama orada da neler yaşandığını biliyoruz şimdi, Allah aşkınıza. Diğer mesela işte Türkiye'nin sınır güvenliği söz konusu olduğunda tamam diyoruz. Soydaşlarımız olduğunda tamam diyoruz. Ülke güvenliği olduğunda tamam diyoruz. Peki Libya'yı nasıl izah edeceğiz? Cumhurbaşkanı dedi ki yurt dışına giderken. Burada dedi biz doğalgaza ve petrole muhtaç mıyız?
Muhtacız dedi. Peki dedi, Fransa geliyor, İtalya geliyor, Hafter'i destekliyorlar, darbeciyi destekliyorlar. Biz diyor şeyi, BM'nin tanıdığı hükümeti desteklersek ne olacak diyor. İyi de bizim Mehmetçik ne zaman doğalgaz için, petrol için savaştı? Ya da şöyle sorayım, doğalgaz için savaşmakla dolar için savaşmak arasında bir fark var mı? Kıyameti kopardılar şey, bir siyasetçi, bizim askerimiz lejyoner değildi. Ben de kızdım yani, Mehmetçiğe lejyoner sıfatını yakıştırmak gerçekten doğru değil. Yani fakat doğalgaz için, petrol için savaşalım derseniz Mehmetçiği o duruma düşürüyorsunuz. Ve ne oldu sonuçta? Kendilerine de izah edemedikleri için Libya'daki Türkiye'nin askeri varlığını eğitim ve koordinasyonla sınırlı tuttular. Bir ara ciddi ciddi F-16'larla Hafter'in güçlerinin bombalanması düşünüldü Ankara'da. Öyle eğer, mi? Eğer Tunus havaalanlarını kapatmasaydı, yani Tunus, Cezayir vesaire işbirliği yapsaydı Türk uçaklarının oraya gitmesi için, böyle bir şey planlandı. Yani işte gemiler vesaire, bayağı Türkiye oraya aktif olarak savaşa girme, iç savaşın bir tarafı olma arayışındaydı. Ben doğrusunu isterseniz her zaman şunu söyledim. Türkiye bugüne kadar hiçbir zaman iç savaşlarda taraf olmadı ya da değişik savaşlarda da taraf olmadı. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, Birinci Dünya Savaşı bitti. Bir şekilde nasıl dahil olduğumuzu da herkes biliyor artık Birinci Dünya Savaşı'na. Enver Paşa'nın hangi emellerle böyle bir şeye girdiğini hepimiz biliyoruz. O günden sonra Türkiye bütün krizlerde arabulucu oldu. Yani o ülkelerle dostluk ilişkilerini kullanarak onları barıştırmaya çalıştı. Bu meseleye bir başka açıdan bakmak adına bir şey soracağım Deniz Zeyrek. Ankara gazetecisisin. Çok uzun yıllardır zaten Ankara'da gazetecilik yapıyorsun. Ve önemli yerlerde bulundun. Hali hazırda da öyle. Şimdi Ankara medyası, hani ya da Erdoğan'ın uçak kadrosu diyelim. İstanbul'dan tabii önemli isimler gidiyor ama Ankara'dan da ağırlıklı olarak isimler var. Onlar mesela bildiğim kadarıyla hani dışarıda, Ankara küçücük bir yer zaten, karşılaşılır, sohbetler edilir. Onlar bu bir muazzam değişikliği bir günden ikinci güne, U dönüşlerini, soru işaretlerini görmüyorlar mı? Kendilerini nasıl ikna ediyorlar? Mesela işte PYD konusunda Salih nasıl karşılandığını Kırmızılılarla bir zamanlar biliyoruz. Sonra nasıl döndüğünü. İşte açılım süreci neydi, ne oldu? Libya'ya muazzam bir tezkere çıkarttık. Hani gizlilik içeren sırları bile paylaşabilmeyi öngören, askeri sırları bile paylaşmayı öngören çok detaylı, çok kapsamlı bir tezkereydi. Oradan birdenbire canım biz zaten askeri müdahaleyi istemiyoruz noktasına geldik. Medyada gazetecilerin başı dönmüyor mu Allah aşkına? Nasıl bakıyorlar onlar? Biraz medya dedikodusu yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Şimdi ben doğrusunu isterseniz son dönemlerde biraz daha düzelmiş buluyorum. Yani Fahrettin Altun başladıktan sonra tablo biraz değişti. Nasıl değişti? Yani artık biraz da işin emekçilerini de işin içine kattı. Yani, ay biz buradan niye görmüyoruz bunu? Yok yok, şeyi kastediyorum. Yani Cumhurbaşkanını takip eden muhabirler mesela. Bu seyahatlere değil. Gidiyorlar. Hı. Yani şu masanın etrafına muhabirler de oturuyor ve gerçekten muhabirlerin gittiğinde sorulan sorularla genel yayın müdürlerinin, temsilcilerin, yöneticilerin gittiğinde sorulan sorular arasında uçurum var. Yani bugün Murat Etkin'in yazısını okudum ben gelmeden önce. Yetkin Report diye bir blogu var. Orada mesela Cumhurbaşkanı'nın yanıtlarını bırakıp soruları ele almış. Ya gerçekten işleri acısı bir durum var. Yani Türkiye'de bu kadar gündem var ve yani öyle inanılmaz şeyler sorulmuş ki Cumhurbaşkanı. Bir de daha doğrusu soru da yok yani. Herkes güzelleme. Beyanda bulunmuş. O beyanda bulunurken de bir tutam CHP eleştirisi, bir tutam iktidar övgüsü,
bir tutam şey. Yani gerçekten böyle bir durum söz konusu. Zorlandıklarını düşünmüyorum ben. Öyle mi? Yok, düşünmüyorum. Çünkü kabullenilmiş bir ne diyorlar ona? Öğrenilmiş bir çaresizlik var. Yani vicdanlı arkadaşlar zaman zaman şunu diyorlar. Ya bunu da nasıl savunacağız biz? Gibi diyorlar sorular sordukları oluyor. Ama mesela NATO'nun ne işi var Libya'da dedikten bir hafta sonra NATO operasyonu İzmir'den başlatılmıştı, hatırlıyorsunuz. Yani onun gibi bir durum yaşandı burada Libya ile ilgili son dönemde. Maalesef yani Cumhurbaşkanımız yaptıysa doğruyu yapmıştır modunda. O günün koşulları öyleydi, bugünün koşulları böyle. Arada şunlar oldu. Bir dedikodu olacaksa şunu söyleyebilirim. Düzenli olarak Ankara'da AK Parti'de buluşup bu gündem maddelerinde neler söyleneceğini ele alıyorlar. Aa, kimler temsilciler mi? Yani değişiyor gruplar ama genel olarak bir söylem birliği çalışması var. Hani niye dedim, şaşırdığımdan mı şaşırmadım da, ama hani böyle eskiden ikili ilişkiler şeklinde yürürdü. Mesela Yalçın Akdoğan medyadan sorumlu bir isim gibiydi. Açar işte temsilcileri, önemli isimleri. Ya o isimler, bir şey söyleyeyim mi? Yani belki siz itiraz edebilirsiniz ama o isimler gerçekten nitelikli siyasetçilerdi. Yani Yalçın Akdoğan, işte Ömer Çelik, Mahir Ünal, bunlar siyasete başladıklarında gerçekten okur, yazar, düşünür insanlardı. Biraz onlar sanki el çektiler bu işlerden. Uzaklaştırıldılar, el çektirildiler. Yani artık onların karar verici olmadığı bir dönemdeyiz. Onlar şöyleydi, yani bizi böyle muhalif falan diye etiket deseler bile birileri, bizimle diyalogdan kaçınmazlardı. Şimdi yani ben bazen böyle çok yakın diyaloğum olan insanlar var mesela. İşte toplantılarına falan davet edilmiyoruz. Karşılaşınca da böyle dost ortamlarında soruyorum. İşte Sözcü'de yazıyorsun falan gibi şeyler söylüyorlar. Söylemek zorunda kalıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi birebir tanıyınca o insani özellikler, hani belki ortak zevkler, ortak entelektüel bakış açıları falan etkili olabilir. Ben hiç öyle birebir tanışmadığım için uzaktan daha farklı bakıyorum. Mesela Yalçın Akdoğan deyince benim aklıma gelen şu oluyor ve o ekip. Beni CNN Türk'ten attıran FETÖ'cülerle birlikte patronun başının etini yiyip de beni CNN Türk'ten attıran, kovduran ekip diye. İşte ben de şöyle bir şey biliyorum. Karar verici yani şu seçeneği, yani kendisinden talep edilene itiraz edip her şeyi bırakma seçeneğini gerçekleştiremedikleri için bunları yaşadılar. Hı. Kendi fikirleri değildi o. Sizi diyelim uzaklaştırmak ama yani, vesaire falan. O zaman subjektif bir olay. Objektif olarak ben sonuca bakarım. Yani ama bu şeye benziyor. Şimdi işte bir Ergenekon kumpas davaları mağduru bir arkadaşımız diyor ki mesela ben diyor gözaltına alındığımda Beşir Atalay İçişleri Bakanı'ydı. Faturayı Beşir Atalay'a kesiyor ama Cumhurbaşkanı'nın hiç bunda şeyi yokmuş gibi. Şu an yani o dönem Cumhurbaşkanı da başbakandı. Tabii. Şimdi bunları kastediyorum ben. Yani bir hiyerarşik silsile vardı. Ahmet Davutoğlu evet dış politikada çok etkili oldu ama Cumhurbaşkanı'nın onaylamadığı hiçbir şeyi Ahmet Davutoğlu yapamazdı. Yani böyle bu mekanizmayı, hani faturayı tek başına o isimlere kesmek bence doğru değil. Ben şahsen Ankara'da gazetecilik yapan biri olarak, önceki iktidarlarda da işte siyaset yapan insanlarla doğrudan temas kurmuş biri olarak şunu söylüyorum. Yani eskiden karar vericiler, işte Yalçın Akdoğan, Mücahit Aslan, Ömer Çelik, bu isimle Mahir Ünal, daha birçok isim sayabilirim. Yani Numan Kurtulmuş vesaire. Oturduğunuzda entelektüel derinliği olan, Türkiye'nin işte meselelerine dair böyle çok derin sohbetler yapabileceğiniz insanlar. Fakat şu anda onlar biraz çemberin dışındalar. Ben karar verici
noktada olmadıklarını gözlemliyorum şahsen. Yani onlar zaten AK Parti'nin işte medyanın bir bölümünü dışlamadığı, her şeyin böyle konuşulduğu vesaire dönemlerde onlar vardı denklemde. Şimdi onların da giremediği bir şey var. Bir çember var. Aslında şöyle yani belki aynı şey yaşanıyordu. Fakat içeriden dışarıya doğru halkalar genişleyerek geldi. İşte Nazi Almanya'sındaki gibi Yahudiler, işte komünistler, sonra bir şey büyüdü, işte başka muhalifler, işte Katolik olmayanlar vesaire diye. Bakış aynı bakıştı. Ama farklı kesimler hedefken, şimdi bu kesimler daha büyüdü, daha geniş kapsamlı hale geldi ve bir tek adam iktidara çıktı tabii. Ben şunu görüyorum, Ankara'da yaşıyorum, siyasetçilerle sık sık görüşüyorum, AK Partililerle de sık sık görüşüyorum. Bu durumdan hiçbiri mutlu değil. Öyle mi? Yani AK Partililer de dahil hiç kimse bu durumdan mutlu değil. Çünkü artık böyle kendi yani kendilerinden diyeceğim ama hani milli görüş orijini onu kastediyorum. Kendilerini böyle muhafazakar olarak tanımlayan geçmişte muhafazakar demokrat tırnak içinde söylüyorum tanımını kendilerine uygun gören insanlar bugün olup bitenlerden çok da mutlu değiller. Peki Deniz Zeyrek, 100 puanlık soru. Şimdi entelektüel olmak ne demek? Bilmek midir sadece entelektüel olmak? Şimdi biraz hani sesim yüksek çıktı. Neden? Mesela hepsini değil ama Ömer Çelik'i ben de yakından tanımıştım bir vakitler. Gerçekten çok bilgili bir insan. Ama entelektüel olmak demek aynı zamanda bir entelektüel namus, entelektüel ahlak sahibi olmak demektir. Ben durumdan memnun değilim. Ama ne yapayım? Ekmek parası mı? Yani yok, her durumdan... Yok, demiyordur zaten şu an. Hayır, sana değil evet. Zaten bu tepkimin nedeni. Ama bu insanlar günü geldiğinde, ya ben işte Deniz Zeyrek'e de söylemiştim, bilmem kime de söylemiştim. Ben zaten bunlardan hiç mutlu değildim. Yani mutlu değilseniz çıkın o çemberden. Çıkın o çemberden. Ne işiniz var? Entelektüel olmak böyle bir şey değil çünkü. Namuslu insan olmak şöyle her şeyden bir, önce. Şöyle bir... süreç işliyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir süre insanlar düzelir diye bekliyor. Şimdi mesela bakıyorum Davutoğlu'na gidenler ya da Babacan'a gidenleri. Hepsi şu noktaya geldikten sonra gidiyor. Bu partide artık bize siyaset yapma şansı kalmadı. O noktaya gelene kadar orada kalıp şeylerin düzelmesini bekliyorlar. Ama olmadığını görünce kendi ideolojik çizgilerinde başka arayışlara giriyorlar. Şimdi dün Babacan ofisinden bir açıklama yapıldı. Hı hı. Dedikodular vardı artık partiyi kuramayacak herhalde diye. Hayır, çalışmalarımız devam ediyor diye bir açıklama yaptılar. Hatta işte buraya gelmeden önce öğrendiğim kadarıyla partinin kuruluş töreni için spor salonu bakıyorlar. Muhtemelen, Ankara'da mı? Evet, muhtemelen Ankara Arena falan olmayacak. Vermeyecekler muhtemelen. Onun için... Babacan'ın partisi için bir yaklaşık tarih öğrenebilir mi? Yani Şubat'ta olacak mı mesela? Belki Mart'ta olabilir. Hmm. Yani ama şu kesin. Yani böyle Davutoğlu gibi Davutoğlu sembolleri çok sever. Onun için AK Parti'nin kurulduğu otelde AK Parti'nin kuruluşunun İlan edildiği otel salonda açıklama yaptılar. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Babacan daha görkemli bir şey düşünüyor ve bir spor salonunda yapmaya hazırlanıyor. Yani çok böyle büyük bir halk katılımıyla yapmayı planlıyor. Bu da şunu gösteriyor ki tabanda önemli bir şeye ulaşmış vaziyetteler. Yani parti tabanında özellikle il örgütlerinde çok değişik şehirlerde değişik toplantılar yaptılar. AKP ne kadar rahatsız bu yeni partilerden? Şöyle söyleyeyim, yani bizim hani bizi muhalif diye etiketliyorlar ya, yani şu konulara gir, yani her şeyi söyleyin ama şu konulara girmeyin denilen konuların başında Ahmet Davutoğlu'nu ve Babacan'ı güçlü gösterecek bir algı yaratılmasına neden olmayın. Birinci şey bu. En yani muhalif görülen
uzak durulması gereken şey gazetecilik eylemi bu. Yani Davutoğlu'nu ve Babacan'ı... Yani mayınlı alan, resmen orada yürümeyin diyorlar. Evet, yeni evet. Partiler konusunda. Evet, yani AK Parti'yi eleştir, AK Parti ile ilgili görüşlerini dile getir ama Babacan'ı parlatma, Ahmet Davutoğlu'nu parlatma ya da onların işte tanınmasını sağlayacak şeylerden uzak dur gibi bir kategori oluşmuş vaziyette yani. Şimdi ben uzaktan bakarken doğrusu örneğin Davutoğlu'nu hiç ciddiye alamıyorum. Yani bu kadar vahim hatalar yapmış bir insanın başbakan olarak. Özellikle o 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'a giderken yaptıkları, söyledikleri her şey. Suriye, çünkü Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında geliyor Suriye meselesi, göç dalgası. Bunun dolayısıyla Davutoğlu'nun ciddiye alınabilmesi ihtimali bana şaka gibi geliyordu. Fakat bir karşılığı var belli ki. AKP'den söylendiği gibi ama 3 puan ama 5 puan neyse seçmenden oy koparma potansiyeli hem Davutoğlu hem Babacan için sorayım. Gerçekten söz konusu mu? Koparıyor. Yani öyle mi? Şu anda o partilerin yani Babacan biraz daha geniş ölçekli davranıyor gördüğüm kadarıyla. Ama Ahmet Davutoğlu'nun etrafındaki herkes sonuçta AK Parti'den geldi. Şimdi yani, kurucular kurulu olabilir ama bir de seçmen faktörü var. Hayır, şey olarak da öyle. Yani, seçmen şimdi düzeyinde de mi? Şunu herkes unutuyor. Ahmet Davutoğlu genel başkanlık yaptı. Birisi geldiği, biri de gittiği olmak üzere iki kongre yaptı. Genel başkan olarak. Ve AK Parti'nin bütün teşkilatlarıyla temas kurdu. İl başkanlarını tanıdı, ilçe başkanlarını tanıdı, delegelerini tanıdı. Dolayısıyla genel başkanlık ve başbakanlık yaptığı dönemde böyle bir altyapısı var. Yani o açıdan Babacan'dan daha avantajlı. Ve kendisini de biraz aslında hani Babacan şu anda öyle bir konumda değil ama Ahmet Davutoğlu öyle bir konumda. Yani Fazilet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nden işte Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Bülent Arınç ayrılırken o mevcut partiden rahatsızlıklarını ifade ederek ayrılmışlardı. Şimdi Davutoğlu da kendini öyle konumlandırdı. Doğru. Yani biz buradan kopuyoruz çünkü bu artık bizim kurduğumuz parti değil ifadesini kullanıyorlar. Yani bu parti bizim kurduğumuz çizgiden uzaklaştı diyorlar. Diyorlar. Peki AKP nerede? Çok acayip bir yerde. İkinci bölümde Kızılay merkezli bir skandallar zinciri, deprem, aslında bir başka deprem. Onu konuşacağız. Depremde devletin gücünü gösterdik diyorlar. Günlerdir sabah manşetler atıyor. 1999 depremiyle ölçülemeyecek, katiyen mukayese edilemeyecek kapsamda, çerçevede bir depremde bile neler yapılamadı, sizinle bir görüntü paylaşacağım biraz sonra ikinci bölümde. Ve dediğim gibi Kızılay merkez skandal uçu nerelere gidiyor? Bir küçük ipucu Berat Bey'den söz edeceğiz efendim. Görüşelim.